Bismillahirrahmanirrahim. Diyaliz orucu bozar mı diye bir soru gelmiş. Öncelikle şunu bilmeliyiz ki diyaliz iki kısma ayrılıyor. Bunlardan birisi hemodiyaliz, diğeri ise periton diyaliz diye. Hemodiyaliz böbrek gerekli işlevselliğini yerine getirmediği için vücut içerisinde olan kan vücudun dışına alınarak bir makine aracılığıyla, makinenin içerisindeki bir e, filtre aracılığıyla böbreğin yapacağı görev orada sağlanıyor ve gerekli olan toksinler işte zararlı olan toksinler ayırt ediliyor ve gerekli olan proteinler tekrar makinenin diğer tarafından vücuda enjekte ediliyor. Bu hemodiyaliz yani vücuttan kan dışarı çıkarılıyor, makine içerisinde temizleniyor ve tekrar vücuda enjekte ediliyor. Bir de periton diyalizi var. Bu ise ee, kanın herhangi bir surette dışarı çıkması gibi bir durum yok Ancak gerekli olan e, vücut için gerekli olan işte bu besin olur veya temizleme ile alakalı vücudun kan temizliği ile alakalı durumları olur bir tüp e, aracılığıyla e, karın bölgesinden vücudun boşluklarına enjekte ediliyor ve bu şekilde vücudun içerisine karıştırılması ve bu neden bunun neticesinde de e, hani gerekli olan bir tedavi e, sağlanması yani hedefi sağlanması murad ediliyor. Buna da periton diyalizi deniliyor. O zaman ikisinin farkı şu. Hemodiyalizde vücuttan kanın dışarı çıkması söz konusu ama periton diyalizinde ise vücuta herhangi bir şey çıkması gibi bir durum yok. Sadece katetarin diye, diye tabir edilen, katater diye tabir edilen şeyler aracıyla vücut içerisinde bir tüp içerisinde gerekli olan ilaç veriliyor ve bu şekilde e, temizlik e, gerekli olan tedavi sağlanıyor. Periton e, diyalizde. Peki oruç bozabilmesi için ne olacak? Öncelikle şunu söyleyelim. Eee hemodiyaliz diye tabir etmiş olduğumuz yani vücuttan kanın dışarı çıkması suretiyle o filtreden işte toksinlerin ayrılıp proteinlerin tekrar vücuda bir şekilde enjekte edilmesi, kanı vücuttan dışarı çıkıp da içeriye tekrar girmesi ve o makine içerisinde de gerekli olan vücut için gerekli olan bazı ilaçların da katılmasından dolayı bozulacaktır. Bunun orucu bozulacağı zaten müsellem olan bir konudur. Çünkü ta tabii burada şunu da söyleyelim. Şimdi iğne meselesiyle alakalı e, geniş bir bir oturum yapmıştık vücudun içerisine giren şeyler asli menfezler veyahut da asli olmayan menfezler diye iki kısma ayrılmıştık, ayırmıştık. Ancak mezhebimizde İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin fetvası kabul edilmekte. Yani eğer bir şey vücudun içerisine giriyorsa bu orucun bozulacağıyla hükmedilmektedir. Tercih edilen görüş budur. Ancak İmameyn hakkında yani iki yorumlaması vardı İmameyn'de ise bir yorumlamasına göre aynı İmam-ı Azam'la aynı görüşte olup orucun bozulacağı diğeri ise menfezi tabi ve gayri tabi anlayışı neticesi olacak ki bu durumda ağız, burun işte diyelim ki e, makat gibi vücudun içerisine ulaşan asli yolların dışında işte kol, karın, işte ayak ve benzeri şekilde asli olmayan vücudun içerisine giren noktalardan girilmesinde İmami'nin bu ikinci yorumlamasına göre oruç bozulmayacaktır. Bunu bir kere kafamızda e, tutalım. Çünkü önceki noktalarda da bunu genişçe izah etmiştik diğer sorularda. Şimdi diyaliz meselesinde ise... Şimdi vücudun içerisine gerek hemodiyalizde gerek periton diyalizde ikisinde de vücudun içerisine eğer bir ilaç enjekte edilmesi suretiyle karın bölgesinden de olsa veya damar aracılığıyla da çıksa tekrar girdirilse İmam-ı Azam'a göre bozulacaktır. Çünkü vücuda bir şey enjekte edilmiştir. Ancak İmami'nin iki yorumlamasından bir yorumlamasına göre ki hani genel manada yaygın olarak kabul edilen de bu. Bu asli olmayan noktalardan vücudun içerisine enjekte edildiğinden dolayı bu orucu bozmayacaktır diye bir kere kuralımızı sabitleyelim. Dolayısıyla diyaliz meselesi gerek hemodiyaliz, gerek peritoz diyel periton diyaliz vücudun içerisine eğer bir şey enjekte edilmek suretiyle bir tedavi uygulanıyorsa ki peritonda bu direk var. Hemodiyalizde ise bazen bu e, ekstra bir katkı ilacı konulabilir o makinenin içerisinde. Bazen konulmayabilir. Sadece toksinlerin ayrışması için kullanılabilir. Ama eğer ki hani katılmayacak bile olsa gerçi şeyde kanda Hani kanı çıkarttık, makineye soktuk ama hocam ilaç damlatmadık. O sonuçta vücudun içerisine e, içerisinden bir kan çıkıp tekrar vücuda enjekte edildiği için imam Azam'a göre yine bozacaktır. Tıpkı insanın tükürülmesi ve tükürdükten sonra tekrar tükürünü alıp yutması gibi. Bu orucu bozulacaktır her iki surette de. Ama imamin açısından orucu bozma gibi bir durum olmayacaktır. menfeze tabi ve gayri tabi yorumlamasına göre. Dolayısıyla... Bizlerin de bu noktada bileceği olay şudur. Şunu diyebiliriz eğer diyaliz hastaları ki zaten bunların oruç tutması yasak. Çünkü e, hani gerekli olan su ihtiyaçlarını karşılamaları gerekiyor. Aksi takdirde hastalıkların ilerlemesi gibi bir durum söz konusu. Ama hocam benim öyle çok sıkıntım yok veya idare edebiliyorum veya kışın kısa günlerde bunun icabında kazasını yapabilirim. Sadece diyalize takılayım yeter işte onun dışında tahammül edilebilir gibi bir hasta varsa o zaman da bu hasta... İmameyine göre fetva verilebilir yani imameyine göre menfezi gayri tabi noktasından olduğundan dolayı orucun bozulmayacağını söyleyebiliriz. Ama İmam-ı Azam Efendimiz'e göre bozulacağını ifade edelim. Ola ki bu kimse ileride sıhhat bulup da e, hiç dialize gerek kalmadan orucunu sağlıklı bir şekilde tutma gibi bir durum olursa o zaman İmam-ı Azam Efendimiz'in tercih edilen fetvasına göre amel edip hareket etmesi doğru olan olacaktır. O yüzden e, diyaliz meselesinde kısacası bunu bilmemiz yeterli olacaktır. Dolayısıyla e, diyaliz meselesini bu şekilde düşünmek daha doğru. Hasta olan bir kimseler zaten hani tutmama durumu olacağı için onlar hiçbir surette zaten oruç tutamayacaklar. Eğer ileride sıhhat bulma imkanları varsa bekleyip kazasını yapacaklar. Sıhhat bulma imkanları yoksa da o zaman e, fidye vervelerini tavsiye ederiz Muhittin Burhani'nin ifadesine göre. Ancak gerek periton gerek hemodiyalizin arasında bu noktada bir farkın olmadığı Ebu Hanife açısından söyledik. İlaç katılma meselesinde ise periton diyaliz direkt ilaç katımı var. Hemodiyalizde ise her ne kadar ilaç katılmama durumu olsa da sonuçta vücudun dışarıya alınıp sonra tekrar enjekte edildiği için yine İmam-ı Azam Efendimiz açısından sıkıntı olacağını bilelim. Ama İmamen açısından bunun fetvasının olduğunu yani oruca zarar vermediğini de bu şekilde e, bilelim. Eğer hasta ise başka alternatif yoksa bu şekilde tutabilir orucuna devam edebilir imameyine göre.